Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet, bugün size yine iğne oyası, çevirdiğim iğne oyasının modelini göstererek başlayalım. Şimdi tığ oyası modeline bakalım. Evet, benim sizler için hazırladığım bakın tığ oyası modelimde bu şekilde oldu. Birebir aynısını, yapraklarını dahi arkadaşlar benzediğini düşündüğüm için bu şekil yapraklar yaptım. Bakın çok hoş ve çok tatlı bir çevirme oldu iğneden tığa. Bu modeli ben daha önce çevirmiştim. Yaprak olarak kenarında sık iğne olarak çevirmiştim. Herhalde arkadaşlar bu iğne oyacılar baktılar benim o gül kurusu renginden olan modelime. Dediler biz de iğne oyasından yapalım. O modeli iğneye çevirdiler. Ben de tekrar onların iğne oyasını tığa çevirdim. Böyle bir döngü oluştu galiba sanırsam arkadaşlar. Evet, ara suyunu da bu şekilde sinek kanadı pardon fil dişi yerine bu şekilde üçgen kirpikli trabzanları tercih ettim. Yapımı daha kolay, duruşu daha güzel olduğu için biraz daha dediğim gibi kolaya kaçtım. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. İlk başlarken aynen bu şekilde unutun gerisini. Tığ battının içine bakın sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitledik. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp yandaki tığ battımın içine şöyle iki alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Buraya 5 tane zincir. Kapatıyorum trabzanın arasına. Bu şekilde bir kirpik tomurcuk yaptık. Şu yaptığımız renkli kirpikleri bu yeşil yuvanın tomurcuğun içine yapıyoruz. İki zincirimi çekip kapattım bu şekilde. Tekrar bir, iki zincir, bir defa dolayıp hemen iki alarak trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi. 2 zincir çekerek yandaki tığ battıya hemen sabitledim. Evet. Ara suyumuz bu kadar arkadaşlar. Yapılışı bu. Hemen 2 zincirli buraya 6 tane tığ battı yapacağım. Bakın. 1 2 zincir. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 1 2 zincir. Sıradaki tığ battıya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 4 oldu. 2 zincir 5 2 zincir 6. Bu şekilde 6 tane tığ battı yaptık. Bir zincirle dönüşümüzü yapalım. Buraya kaya yapacağız. Şöyle bir tane sık iğne ile sabitledim ilk tığ battımın içine. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum. 2 zincir sabitledim. 1 2 zincir. Evet, buraya bakın 3 tane tığ battı yaptım. Kenarda da 2 tane tığ battım kaldı. Bir zincirimi çekerek döndüm. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir. Boş olan tığ battıya 2 zincir. Boş olan tığ battıya kapatarak bakın 2 tane kaldı. Bir zincirimi çekip hemen düz yüzüne döndüm. Sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıma bakın bu şekilde bir kalacaktı. Bu biri 8 zincir çekerek yuva olarak yapıyoruz. Hemen bir zincirimi çektim, düz yüzüne döndüm. Bu yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Evet, kayamızı oluşturduk, yuvamızı oluşturduk. Şimdi sıra arkadaşlar yaprağımızın yapımına geldi. Bakın. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. Şimdi ışık yansıması olduğu için perdeyi çekip hemen geliyorum. Evet. 6 tane zincirimizi çektik bu şekilde. Bakın. İlk olan zincirimi atlayıp hemen ikinci zincirimin içine bakın dibindekine değil bir sonrakine giriyorum.
Dibinde bir tane zincir çekip buralardan bu şekilde ilmek toplayacağız. Bakın. Bu birinci. Sıradaki zincirimin arasına giriyorum. Şöyle içinden geçip dibinde bir tane zincir çekiyorum. Tunus işi gibi arkadaşlar. Tunus yaprağı zaten. 3. Sıradaki zincirimin şöyle tek kanadına girerseniz altı kalın güzel durur. Bakın 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Bir tane de yuvadan giriyorum. Şu şekilde 7. Toplamda tığımda 7 tane ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi şöyle 2 2 çekerek bakın başa kadar çıkacağım. 2 2 2 2 2 ve 2. Bu şekilde tunusumuzun ilk sırasını yaptık. Toplamda buraya 3 tane sıra yapacağız arkadaşlar. Zor değil. Hepi topu 3 sıradan oluşuyor. Hemen ilk ilmek arasına girip dibinde bir zincir çektim. İlmeğimi topladım. Şöyle sırayla 3 4 5 bakın ilmekleri atlamadan bu şekilde tüm tellerin arasına girerek yapalım. 5 oldu. 6 şöyle giriyorum. Dibinde bir zincirimi çekiyorum. Hemen sıradaki telin arasına girip bu şekilde yine 7 tane ilmeğimiz oldu. Bakın arkadaşlar yuvaya girmiyoruz. Sadece ilk sırada yuvada, diğer sıralarda yuvaya girmeden şöyle ilmekleri topluyoruz. 2 2 2 2 2. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. İlmekleri topladıktan sonra bakın şöyle ucu hafif sivri olacak. Hafif sivri uçlu. O da ilk telin arasına girdiğimiz için oluyor. Bakın hemen ilk teli atlamadan içine girip bir tane zincir çekip ilmek çıkarıyorum. Ucunun şöyle sağa doğru meyilli sivri böyle kuşun kanadı gibi çok güzel duruyor. Sakın ilk ilmeği atlamayın arkadaşlar. Sırasıyla dibinde zincir çekerek şöyle ilmekleri topluyorum. Sonuncu ilmeğimizin telimizin arasına da girip dibinde bir zincir çekip bakın. Bu 7 sayısını kaybetmeyin. Eksiltmeyin de çoğaltmayın da. Aynı bu 7 sayısını son 2 sırada muhakkak sabit tutmaya çalışın. Bakın şöyle 2 2 2 2 şöyle 2 şöyle 2 evet. 3 sıra hepi topu 3 sıra bakın arkadaşlar çok güzel minik vide yaprağımız oluyor. 1 2 zincir son sıra sık iğne yapacağımız için buraya 2 tane zincir çekiyorum. Diğer 3 sırada hep bir zincir. Hemen sık iğne ile girip ilk telime sabitliyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki telimin içine girip sabitliyorum. Bir zincir sıradaki tele giriyorum. Bir zincir. Hemen kapatalım. Evet. Bir zincirimi çektim. Bakın köşeye kadar geldim. Hemen yine bir zincirimi çekiyorum. Şöyle aşağıda da iki tane tel var. Bakın. Onlara da yine bir zincirle girdim. Şu köşesinin güzelliğine bakın. Hemen bakın arkadaşlar. Direkt yuvaya hiç zincir çekmeden sık iğne ile buraya sabitledim. Evet. Yaprağımız hazır. Bakın. Yapımı da kolay. Bu şekilde hazır. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2. Şöyle 2. Şöyle 2 alarak bakın. Bu şekilde trabzan tepesine 4 zincir. 1 2 3 4 oldu. Hemen trabzanın arasına girip kapattım. Tekrar 4 zincir. Yuvadan 8 zincirli yuvaya sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen bakın. 2 defa tığımı doladım.
girdim. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki alarak bakın trabzanım hazır. Tepesine 4 zincir. Kapatıyorum trabzanımın ara kısmından. Tekrar 4 zincir. Hemen buraya sabitliyorum. Evet. Bakın bu şekilde iki tane dalı da yaptık. Dalın yapımı da gayet kolay. İstediğiniz dal modelinden de yapabilirsiniz. Tabii ki istediğiniz yaprak modelinden de yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi bu yaprakta ne yaptıysam arkadaşlar aynısını bu tarafı da yapıyorum. Fazla zaman gitmesin. Hemen bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, yaprağımızı yaptık. Şöyle yuvamızın içine sık iğne ile girdik. Hemen dönüş yaptığımız sık iğne ile buraya tekrar sık iğne ile girdim yuvaya. 1 2 zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki ilk tığ battının içine iniyorum. 1 2 zincir. Artık yaprak işlemimiz bitti. 3 tane tığ battı ara mesafesi vereceğiz. Şöyle 1 2 zincir. 2 2 zincir. Bu da üçüncü mesafemiz. 3 tane bu şekilde yanlarda mesafe verdik. 1 2 zincir. Bir defa dolayıp hemen ara suyuna başlıyoruz. Bakın. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanıma kapatıyorum. 5 zincir çekmemin sebebi içine 3 tane kirpik yapacağım. 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya 2 2 girerek trabzanımı yapıp 5 zincir. Trabzanımın arasına kapatıyorum. 2 zincir. Bu şekilde 5 tane ara suyu vereceksiniz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Sonra 5 tane ara suyundan sonra tekrar kayamızı ve yaprak işlemimizi yaparak devam edecek. Evet. Bu şekilde olacak. Burada 2, burada 3 gibi gözüküyor ya arkadaşlar. Aslında bakın bu kenar kısmında boşluk var. 3 gibi duruyor. 2 gözükse de duruşu 3. O yüzden kenarda 2 tane tığ battı. Solda 3 tığ battı oldu. Şimdi çiçeğimizin yapım işine geçelim. Evet. Yapmış olduğumuz bu dalımızın ucundaki tomurcukların içine girip sık iğne ile ipimizi sabitledik. Burayı yuvaya deneyeceğiz. Şöyle bir zinciri çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvamın içine girdim. Bakın tığımda 3 tane ilmek var. Bura önemli. Buraya sahte trabzanlar yapacağız. 7 zincir. 7 zincirimi kapattım. Trabzanın içinden bir ilmek çıkarıp sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Ve trabzanın arasına girip bir ilmek çıkarıyorum. Sahte trabzan yapıyorum. Üzerine 7 zincir. 7 zincirimi bu sahte trabzanımı aralayıp arasına kapattım. Bakın. 2-2 aldım trabzanları. Çok büyük durdu arkadaşlar. Bu daha tok ve güzel durdu. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Trabzanın aralayıp bir ilmek çıkardım. Üçünü birden kapattım. 7 tane zincir. 7 zincirimi kapatıyorum buraya. Bu şekilde. Evet, 3 tane oldu. Toplamda buraya bu 7 zincirli kirpiklerden 9 tane yapacağız. Bir defa doluyorum. Hemen arasına girip bu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 trabzanı aralayıp 7 zincirimi kapatıyorum. Evet, tekrar bir zincir, bir defa doladım. İlmek alıyorum. Üçünü birden kapattım. 7 zincir. 7 zinciri trabzana kapatıyorum. Ezan okunuyor. 3 kaldı. Evet, 3 kalmıştı zaten 9 arkadaşlar. 6 tanesini beraber yapmıştık. Şimdi bakın burası önemli. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şu en son yaptığımız kirpiğimizi kapattığımız trabzan var ya,
Oraya bir tane sık iğne yapıyoruz ki şöyle bakın ucu kalın dursun. Şimdi bunu aynı noktaya yeşil zincirimizin içine sık iğne ile buraya sabitleyelim. Şöyle bakın tutturduk. Aynı nokta. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Sivri değil, daha tok duruyor. O yüzden bu önemli, bakın unutmayın. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Buraya şu, eğer kapandıysa tığımızın ucuyla rahat bir şekilde açabiliriz arkadaşlar. Hemen sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi buraya geçiş köprüsü olarak kullandım. Bakın. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yeşil yuvanın içine girdim. Şöyle üçünü birden kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi buraya trabzanıma aralayıp birebir aynısını yapıyoruz. Bakın bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım ve trabzanın arasına girip ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden kapattım. Aynı şekilde yapıyoruz. 6 ve 7. Trabzanımı aralayıp arasına 7 zincirimi kapattım. Şöyle dibine bir zincir. Bir defa doluyorum. Trabzanı aralayıp 3 ilmeğim var. Üçünü birden kapatıp buraya bir sahte trabzan yapıyorum. Evet, bu ilmekleri de aynen 9'a tamamlayalım. Evet, 9'a tamamladık. Ezanımız da dindi. Bir zincirimizi çekiyorum. En son bu yaptığım trabzanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, bura önemli. Bu şekilde yaptığımız zaman bakın. Şimdi kapatacağız bunu aynı yuvanın içine, yeşil yuvaya. Şu tokluğu sağlıyor bu dipteki. Onu unutmayın, bir zincirle sık iğne ile kapatın. Yoksa sivri bir görüntü olur. Denediğinizde de daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç zincirimi çektim dibinde. Bunu geçiş köprüsü olarak kullanacağız. Bakın. Bu şekilde diğer yuvaya geçiş köprüsü yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bu yuvada ne yaptıysak ikinci dalımıza da aynı işlemi yapacağız. Bir zincirle başladık. Bir defa doladım. Aynı yeşil yuvaya girip bir tane ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmek. Üçünü birden kapattım. Sahte trabzan yaptım. 7 tane zincir yaparak kirpik yapıyorum. 7 zincirimi çektim ve buraya trabzanımı aralayıp kapattım. Bakın. Yine dibinde bir zincir. Bir defa doladım. Trabzanın arasına girip bir tane ilmek çıkardım. Tığımda 3 tane ilmek var. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Trabzanımı aralayıp 7 zincirimi buraya, bakın trabzanımın arasına kapatıyorum. Bu şekilde buraya 9 tane ilmek yapalım. Evet, yine 9 tane. Bu şekilde kirpiğimiz hazır. Yine burayı sizle yapmak için bıraktım. Bakın bir zincirimi çekiyorum. Bu yaptığım son trabzanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Aynı yeşil yuvanın içine girdim. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de bir zincir çektim ve ipimizi koparalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok da güzel oldu. Hemen beyaz ipimi alıp geliyorum. Evet, bakın arkadaşlar, şimdi kenardan 4 tane sayalım. Burada 9 tane biliyorsunuz kirpiğimiz var. 1, 2, 3, 4. 5. kirpiğin içine girerek sık iğne ile buraya sabitledim. Ve buraya da bir tane sık iğne yapıyoruz. 4 tane zincir. 5 büyük. Minik olsun diye 4 zincir sabitliyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bu 5. kirpiğimizin içine bu şekilde 5 tane 4 zincirden kirpik yapıyorum. Sabitledim buraya. 3 oldu. 4 zincir. Sabitliyorum. 5. kirpiğimizi de
Yine bu mavi yuvaya kapattık. Dibine de bir tane zincir. Şöyle ipimizi koparalım. Bakın. Şöyle çok güzel. Hatta arkadaşlar bu kirpikler can kattı diyebilirim. Şöyle parlaklık kattı diyebilirim. Bu kirpiklerimizin arasına. Evet. Şimdi şu ortadaki kirpiğin yapılışına geçelim. Evet. Bakın. Burada son bir kalınca altta iki kalmıştı. Şöyle bir tanesinden giriyorum. Sabitliyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yanındaki. Şöyle göstereyim bakın. Hemen yanındaki yerden de girip bir ilmek alıyorum. 2, 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Trabzanın içine kapat. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 4 zincir. Kapattım. 4 tane kirpik. 4 zincir. Bu 3 de olur arkadaşlar. Şöyle 4 yapmışım öbüründe. O yüzden buraya da 4 yapıyorum. Siz bunu üçer üçer de yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde 4 zincirden kirpiklerimizi de yaptık. Yuvamızın şöyle bakın. Buradaki boşluğu bu şekilde kirpikle kapattık. Hemen şöyle bir şuraya da bir tane gösterip bitirelim. Evet. Buradaki 5 zincirli tomurcuğun arasına giriyoruz. Bakın ara suyundaki. Kapatıyorum sık iğne ile. Yine 4 zincir. Yeşil yuvaya kapattım. Bu ilk kirpik. 4 zincir. İkinci kirpik. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirden 3 tane kirpiği yaptık. Yine dibine bir zincirimi çekip hemen şöyle dibinden kopardım. Bu şekil. Hemen yakıp temizleyip gelelim. Evet arkadaşlar bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle çok da tatlı oldu. Yapımı da kolay. Bu yapraklar eğer zor geliyorsa normal istediğiniz kolayınıza gelen yaprağı yapabilirsiniz. Fakat bazı zorlar da yapıldıkça artık bu mu zormuş bana diye söylettiriyor arkadaşlar. Bakın çok güzel duruyor. Bu yaprak da çok hoş bir yaprak. Denemenizi şöyle uğraştıkça başaracağınızı bildiğim için denemenizi tavsiye ederim. Evet. Modelim bu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.